Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Arapça 12 1. ünitenin 2. dersindeyiz. 4. İstemi' dinle. Neyi dinle? İle nasıl? parçayı. Nas parça demek. Yani metin. Nasıl parça? Sıfat geliyor. Özellik belirtiyor. El-ati gelen. Yani aşağıda yer alan parçayı dinle. Önce bir kulak ver. Sümme sonra dinledikten sonra ne yap? İkra oku. Sen oku. Neyi oku? Hu onu. Yani parça oku. Önce aşağıdaki metni, parçayı bir dinle. Birisi okusun sana. Daha sonra sen de oku. Sadece dinlemek ile yetinme. El-akidetu. Akide. Kelime olarak inanç demektir. Burada tanım yapılacak şimdi. Akide nedir? El akide tu hiye o akide dediğimiz şey yani nedir? El imanu inançtır, inanmaktır. Nasıl bir inanmak? Es sabitu sağlam bir inançtır. Sabit sebete yesbutu kökünden. Mastarı sebaten, subuten geliyor. Sağlam olmak, sarsılmaz olmak manalarına gelmekte. Öyleyse el-imanu inançtır. Nasıl bir inanç? es sağlam bir inançtır. Nerede bulunan sağlam bir inançtır? Fil kalbi, kalbin içerisindeki kalpte bulunan sağlam, sarsılmaz inanca akide denir. Akide denir ne yaptı? Tanım yaptı. Alakide kelimesi müennes bir kelime. Sonunda kapalı ta var. Buna ta merbuta diyoruz. Bundan dolayı zamir ne gelmiş? Zamir hüve gelmemiş. Hüve müzekker zamirdir değil mi? Madem ki alakide kelimesi müennes, peşine gelen kelime de müennes gelmiş. Hiye müennes ve müfret bir zamirdir. Hiye o hangi o? Akide denen şey yani nedir? El imanu inançtır. Nasıl inanç? Es sabitu. Sağlam bir inançtır. Nerede bulunan fil kalbi kalbin içerisindeki kalpte mevcut olan sağlam inançtır. Akait akide. Ve yüsemme ve adlandırılır. Yüsemme meçhul fiildir. Bilenler için söyleyelim malum değildir. Adlandırılır. Ne adlandırılır? El ilmu ilim. El ilmu naibi fail olur. Bilenler için böyle ara sıra ben gramer olarak bilgi vereceğim. Yani Türkçedeki öznedir, yüklemdir, tümleştir demek gibi Arapçada da ne var? Faildir, mefuldür, haldir, müptedadır şeklinde adlandırmalar var. Bu tür şeyleri ara sıra kullanıyorum. Bilenler için faydalı olacaktır. Bilmeyenler için de bir zararı yoktur. Yusemma adlandırılır. Türkçe'de edilgen fiil deniyor. Arapça'da meçhul fiil. El ilmu ilim adlandırılıyor. Hangi ilim? Elledi. o ilim ki. Ellezi ne burada? Sıfat. Neyin sıfatı? İlim kelimesinin sıfatı. O ilim ki derase yedürüsü. Ders olarak anlatıyor, bahsediyor. Ne anlatıyor? Gizli zamir hüve var bak o anlatıyor, o işliyor, o ilim yani. Neden bahsediyor, neyi işliyor, neyi anlatıyor? El akidete, akideyi. Toparlarsan akideden bahseden ilim adlandırılır. Akideden bahseden ilim adlandırılır. Akideyi ders olarak işleyen ilim adlandırılır. Ne diye adlandırılır? Mefuldür burası. O yüzden fetayla gelmiş mensuptur ilme tevhidi, tevhid ilmi diye adlandırılır. İnançtan bahseden, inancı işleyen ders olarak ele alan ilmin diğer adı nedir? Tevhid ilmidir. Hemen sizlerle tevhid ilmine dair yazılmış meşhur bir eser gösterelim sizlere. Ne yazıyor burada? Kitabu. Burada tevhid. Kitabu tevhidi. Tevhid kitabı. Kim yazmış? İmam Maturudi yazmıştır. Tamam Maturudi mezhebinin baş imamı diyelim. E, Kitab-ı Tevhid. Kitap al Tawhid diye yazılmış. İşte Ebu Mansur el maturudi Burada Türkçesi de Arapçası da mevcut elimizdeki pdf'de. Burada Kitab-ı Tevhid. Şöyle sardırırsak önce bir Arapça metni var. Biraz daha gidersek Türkçesi vardı sanırım. Belki de yok. Var mı? Yokmuş. Böyle yani sonunda az bir yazı var. Sonuç olarak kitabı tevhid, tevhid kitabı e, nedir? Bahsettiğimiz konuyla alakalıdır değil mi? i̇lmet tevhid, tevhid ilminden bahsediyoruz ve direkt tevhid ilmine dair yazılmış kitap gösterdik. Hem de kitabın adında bile tevhid kelimesi mevcuttur. Konuları ne yani? Neden bahseder diye bakılabilir de. Ben çok da ayrıntıya girmeyeyim. Devam edelim biz. Peki burayı ele aldık. Yani bazı arkadaşlar yedru suyu çevirirken meçhul fiil gibi çevirmişler. Burada ne var? Yedrusu fiil, hüve gizli zamir, fail, el-akidete mef'uldür. Burası fiil cümlesi olur akideden yani kalpte yer alan, sabit inançtan bahseden, onu ders olarak ele alan ilim adlandırılır. Ne diye adlandırılır? Mefuldür ilme kelimiz. Ve muzaf tabi. İlmet tevhili tevhid ilmi diye adlandırılır. Orası bitti. Bir virgül var zaten şurada. Yeni bir yere başlıyoruz. Emma, emma şimdi gelince demektir. Gelince neye? ilmul kelami kelam ilmine gelince önce akideden bahsetti. Şimdi kelam ilminden bahsediyor. Bir önceki dersimizde kelam lafzının çeşitli manalara geldiğinden bahsetmiştik. Burada kelam ilmi diyor yani kelam lafzını ne yapıyor? Terim olarak kullanıyor değil mi? Terim olarak. İlmul kelami, kelam ilmi. Fehü ve o hangi o? Kelam ilmi yani. O kelam ilmi nedir? El ilmu, ilimdir. Nasıl ilim? ''Elledi'' öyle ilim ki yezkuru bahsediyor, anlatıyor. Kim anlatıyor? Hüve. Gizli zamir fail. O anlatıyor, o bahsediyor. O ilim yani. O ilim bahsediyor. Bahseden ilimdir. Anlatan ilimdir. Neden bahsediyor? El edillete. Edille delil kelimesinin cemisidir. Cemi mükesser deriz buna. Kırık çoğul deriz. Yani Türkçe için çoğul diyelim. Yedkuru bahseden ilimdir. Hüve o kelam ilmi neyden bahseder? Neyi anlatır? El edillete delilleri anlatır. Delillerden bahseder. Ne dair deliller? Dünyanın varlığına dair mi? Ala sıhhatil akidetil islamiyeti. Sıhhat doğruluk demek. Akidenin ne oldu? Az önce geçti. İnanç. El islamiye. İslam inancının sıhhatine dair. İslam inancının sıhhatine yani doğruluğuna yani İslami doğru inanış üzerine var olan delilleri ele alır. Diyorsun ki melekler nedir? E, gözde görünmezdir mesela. Kanatları vardır. Delilin ne? Kur'an'da buna dair delil var mı? Veya hadiste var mı? İşte cinler şöyle şöyle şöyledir. Kıyamet alametleri bunlar bunlardır. Delil? O delilleri işte nedir? kelam ilmi ele alır. Peki buraya gelmiş olduk. İlmil akideti. Akide ilminin kaynağı. Burada isim tanımlaması var. Türkçe. Arapça söylersek izafet terkibi var. Muzaf, muzafun ileyh durumu söz konusu. Nasdaru ilmil akideti. Akide ilminin kaynağı nedir? Mastar kerimesi burada müpteda oluyor. Nedir? El haberu haberdir. Haber lafzı burada haberdir. Müptedanın haberi. Nasıl haberdir? Es sadiku. Sadık haberdir. Doğru haber, doğru bilgidir. Neyden elde edilen doğru bilgi? İnternetten mi? minel Kitabı ve sünneti kaynak ney? Minel Kitabı. kitaptan elde edilen doğru bilgi. Kitap derken Kur'an-ı Kerim. Ve daha neyden elde edilen doğru bilgi? Es-sünneti sünnetten elde edilen doğru bilgidir. Ve daha nedir? Akide ilminin kaynağı. El-aklu es-selimuh. Aklı selim doğru düşüncedir. Ellezi öyle doğru düşünce ki Burası ifal babından muzaridir. Her şeyde yurşidu. İrşad ediyor. Mürşitlik yapıyor. Gösteriyor. Sevk ediyor. Ne? Hüve. Gizli zamir fail burada. O akli selim sevk ediyor. Nereye? İlel imanı. imana sevk ediyor. Götürüyor. İmana götüren aklı selim ve Sünneten ve kitaptan elde edilen sadık haber akide ilminin kaynağıdır. Ve yedrüsü ve bahseder ders olarak anlatır. Ne? Hadel ilmu bu ilim. Burada hadel kelimesi fail, faildir. El ilmu ondan bedeldir. O yüzden mefudur Bu ilim anlatır, bahseder. Bu ilim derken akayet ilmi yani. Yukarıda ilmul akide diye geçerken burada sadece ilim olarak geçmiştir. Bir daha akide demesine gerek kalmamıştır. O kast edilmektedir. Bunun da kanıtı kendisinde eklenmiş olan elif lamdır. Peki bu ilim bahseder. Neyden bahseder? Sıfatillahi Teala. Azze ve Celle. Yüce Allah'ın sıfatlarından bahseder. Burası mefuldür. peşine gelen ilahiyat kelimesi parantez içerisine alınmıştır. Yani cümlenin akışındaki iraptan bağımsız okunur. Bu yüzden el ilahiyatu ilahiyat yani ilah ile ilgili bahisleri anlatır. Ve nübüvvatu yani nebilikle ilgili alakalı bahisleri anlatır, içerir. Yani el imanu inanmak bil enbiyay nebilere, nebilere inanmayı anlatır, ondan bahseder. Enbiya kelimesi dilimizde e, Türkçe'de özel isim olarak kullanılmaktadır. E, Arapça olarak baktığımda enbiya nebiler demektir. Haber taşıyıcıları, peygamberler, elçiler yani çoğul bir kelimedir. Dilim, dilimizde ise tekil kullanıyor değil mi? Bir çocuğa enbiya ismi verilebiliyor. Oysa Arapçadır ve çoğul bir kelimedir. Elçiler manasına gelmekte. Nebi Arapça, Rasul Arapça. Peygamber Farsça, Elçi Türkçe, Messenger o da İngilizcesi hepsi aynı şey. Haber taşıyan, aktaran kişi manasında. Daha neden bahseder? El ma'adu ma'at son demek. Yani burada parantez arasında açıklaması var. El yevmu gün. Nasıl gün? El ahyu. Ahir sonuncu demek. El yevm gün, el ahir son, sonuncu gün. El ma'at ne demek? Sonuncu gün demek. Yani ahiret gününden de bahseder. Ne bahsediyor? Bu ilim, akaid ilmi bunlardan bahsetmektedir. Madde 5. Ecib cevap ver. Anil es ileti suallerden, sorulardan es ile cemi mükesser kırık çoğul diye adlandırılır. Yani bir adı cemi mükesserdir, diğer adı kırık çoğuldur. Türkçe olarak sadece çoğul diyebiliriz. Çoğul bir kelimedir. Sorulardan cevaplar. Yani sorulara cevap ver. Şefeviyen sözlü olarak demek. Yani esasen yazmanızı istememiş. Müsteinen yardım alarak. Nereden? Bir nasi parça ile parçadan yardım alarak parçadan yararlanarak. Sözlü olarak soruları cevapla. Arif, arrafe yu'arifu tarif. Arif, tarif et demektir. Anlat. El-akidete. Akide nedir? Bize ondan bahset. Arif, bahset. Tanımla. Ve daha, e, daha ilmel kelami. Kelam ilmini de tanıt. Bahset, tanımla. Önce akideyi. El cevap şudur. El-akidetu hiye el-imanu. Es-sabitu fil kalbi. Cevap burası. Yani neresidir? Birinci sorunun cevabı tam olarak şuraya kadar olan kısımdır. Buna ne diyoruz? Bir. Tamam bir bu. B maddesi iki diyelim. Ma nedir? Ma burada soru. Türkçe'de nedir diye çevrilir. Ne? Mesadiru ilmil akideti akide ilminin kaynakları nedir, nelerdir? Burada anlatmış bakın, onu da kırmızı yapalım. Mesdaru ilmi l'akideti dedikten sonra şuraya kadar olan kısım. Bu kırmızı olarak çizdiğim yerde nedir? İkinci sorunun B maddesi diyelim. Oranın cevabıdır. 3. Na nedir? Ne nedir? Neden bahsediyorsun? Mevzu'atu ilmil akideti. Akide ilminin mevzuları. Mevzu konu demek. Akide ilminin konuları nedir? Nelerdir? Cevap olarak geri kalan satır diyebilirsin. Onu da yeşil olarak çizeyim yine de. Geri kalan kısım her neyse yani. Geri kalan satır. Şu bir buçuk satır kadar bir satır kadar olan yeri de sonuncu cevap olarak aynen yazabilirsin, yazmalısın. 6. Va koy. Ne koy? İşareten. Bir tane işaret koy. Nereye koy? Emamel ibareti es sahihati. Es doğru. İbare yazı. Emame önüne. Doğru yazının önüne şu işareti. Va koy. Ve dağ işareten, yine işaret koy. Hangi işareti? Şu işareti. Çarpıyı nereye koy? Emamel ibarati, yazının önüne. Emame önüne demek. Nasıl yazı ama? Emamel ibarati, gayri sahihati, sahih olmayan, gayr başka, diğer demektir. Sahih olmayan, sahihten başka, sahihin dışı. Yani sahih olmayan yazının önüne de çarpıyı koy, yerleştir. Elif maddesi el haberu es sadiku. Sadık haber nedir? Min mesadiril akideti es sahihati. Doğru inanç kaynaklarından bir tanesi de sadık haberdir. Doğru inanç kaynaklarından bir tanesi budur. B maddesi el aklu selimu. Aklı selim yurşidu ulaştırır. Götürür, sevk eder. İler imani es sahih. Sahih imana Diğer madde yedrusu bahseder. Ne? İlmul akide, akide ilmi bahseder. Neden bahseder? Ehkâme, mimin fetası ile. Ehkâme salati, namazın hükümlerinden bahseder. Ve daha es sıyam oruç demek. Orucun da hükümlerinden bahseder. Ve daha neyin hükümlerinden? Ez-zekâti, zekatın da hükümlerinden bahseder ve daha neyin hükümlerinden bahseder? El hacci, haccin hükümlerinden bahseder. Toparlarsak bu akide ilmi neden bahsediyor, ne anlatır? Hac ve zekat ve oruç ve namazın hükümlerini anlatır. Doğru mu? Değil tabii ki. Çünkü fıkıh o işi yapar, ilmihal o işi yapar. El akidetu akide nedir? Hiye o el imanu inançtır. Nasıl inanç? Ellezi o inanç ki ve kara yerleşti, karar buldu demektir. Yani tereddütsüz olarak bulundu. Fil kalbi kalpte. Kalpte tereddütsüz olarak bulunan, yer alan inanca akide deniyor. Ve kara yerleşti, sabit oldu manasında mazi fiil. Peki hangisi yanlış? Hangisine çarpı koyacaksın? Sadece T maddesine çarpıyı koy. Diğerlerine bu işareti koyabilirsin. Böyle çarpıyı koyduk. Ee, diğerlerine hep ona işaretleri koyabilirsin bu şekilde. Madde 7 el kavaidu. Kaidetun bir kural. Kaidetani iki kural. Kavaid kurallar Kavaidul inrab Kavaid kelimesiyle başlayan Bir kitapta var değil mi Tabi var deyip bırakmamak lazım Kitap Kavaidul inrab Kavaidul inrab kitabı i̇bn Hişam'a aittir Meşhur bir Gramer kitabı diyebiliriz Buralarda bahsediyor zaten Konular anlatıyor Yani kavait Kurallar demektir veren. evet burada kalalım 7 bu. Bir sonraki dersimizde inşallah kaideyi ele alarak başlayacağız.